Efendim yepyeni bir kişisel gelişim programıyla karşınızdayız. Enerji doluyuz. Değerli kişisel gelişim editörümüz Gizem Futlu. Bizlerle Gizem Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Namaz, şey olduk şöyle selamlamalar. Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Efendim sabahtan beri ben kayıt yapıyorum. Detaylarını Gizem'e anlattım. Biraz derdi, dinledim. Dinledi Gizem de. Ondan sonra plan projelerimizden bahsediyorduk. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, işte nasıl geçti haftan falan filan. Ondan sonra Gizem de dedi ki Barış dedi bu hafta dedi paradan bahsedeceğiz dedi. Evet biraz dedim işte bu biraz bundan bahsedelim tamam. Tabii biz bu programı neye istinaden çekeceğiz? Aşkı çektik bitirdik buldunuz. Evet sağlıklıyız daha sağlıklıyız da şimdi sıramız paraya geldi efendim. Malcanın yongası. Evet aynen bravo. Eğer paradan önce diğer konularda bilgi almak istiyorsanız biliyorsunuz bizim kişisel gelişim oynatma listemiz var YouTube'da. Oraya da klikleyebilirsiniz. Eski videolarımıza da bakabilirsiniz diyorum. Gizemciğim önemli bir konu. Evet. Ülkemizde malum kriz de var. Para hep önemliydi ama bugünlerde daha da hemen önemli. Hemen dağıtalım şu kriz de var cümlesini şöyle gönderelim. Yok öyle bir şey. Soğan 10 lira iken falan. Ya insan düşünüyor bunları. Gözüne çarpıyor. Soğan Bey ile karşılaşıyoruz her Soğan gün. Bey. Yani şimdi biz ben parayı bolluk ve bereketle eşleştiriyorum. Evet. Şöyle sorsam doğru olur mu? Yani kafasında bolluk ve bereket bilinci olmayan insanlar sadece parayı değil diğer konu başlıklarında istediklerini de elde etmekte zorlanırlar desem yanlış mı söylemiş olurum? Yok hayır, bolluk ve bereket enerjisi dediğiniz gibi çok kritik enerjiler. Hayatta her şeyi tıkayabilir. Yani bu özel hayatınızı da iş hayatınızı da her durumda maddi manevi tıkanıklık yaratacak şeylerdir bolluk ve bereket enerjileri. Temelinde de anne baba ilişkileri yatıyor. Aa baksan. Evet bunları açacağız. Az sonra. Hayır az sonra değil programı çekiyoruz. Gizemciğim o zaman direkt temeline inip mi başlayalım? Ya bu bir enerji tipi. Bizim enerjimizi kapatan yapı da aileden başlıyor değil mi? Evet yani bir kişinin ebeveynleriyle olan iletişimi, ilişkisi, annesiyle olan ilişkisi, babasıyla olan ilişkisi biri bolluğu biri bereketi etkiliyor. Babayla olan ilişkileriniz bolluğu, anneyle olan ilişkileriniz de bereketi etkiliyor. Baksan. Evet. Dolayısıyla para kazanmak için her ikisiyle de... Arayı iyi tutmanız lazım. Arayı iyi tutmamız lazım. Evet seni dinliyoruz Gizemciğim. Şakası bir yana tabii ki hani böyle zorla aranızı iyi yapın gibi bir şey değil ama eğer öfkeliyseniz, kızgınsanız... Şöyle arada işaret yani iyi davranıyorum ama... Aslında niyetim bolluk bereketten daha sonra bahsetmekti ama girmişken biraz bahsedelim o zaman. Çünkü şöyle bir şey varsa ya para kazanıyorum ama geliyor da güzel para da geliyor elime baktığımızda ama nereye gittiği belli değil gibi bir şey söylüyorsanız bereket konusunda probleminiz var demektir. Burada bunu sorgulamanızı tavsiye ediyoruz ama direkt paranın gelmesiyle ilgili, paranın akışıyla ilgili bir kesinti varsa işte gideriniz gelirinizden hep fazla ve yani o gelen para yetmiyor. Bu bolluk eksikliği anlamına geliyor. Burada hani eril dişil enerji konseptleri de var. Eril dişil enerjiyi de kişi de öncelikle yani çocukluk çağından itibaren anne baba ve anneye babaya dair iletişimleri tetikliyor haliyle. Böyle bir haber okumuştum 5-6 sene önce. İşte bolluk ve berekette işte bir azalma var. Sebebi hep bu UFO'lar geldi. UFO'lar yüzünden bolluğumuz bunun hatta kepsi de var. Benim de çok sevdiğim, arşivimde tuttuğum bir kepsidir. Onu da belirteyim. Yani Türk insanı bunu böyle olduğunu da düşünebiliyor bazen. Ama gerçek konu bu efendim. Buyurun. Uzaylılara bir gün gireceğim ama bugün değil. Gerçekten mi? Evet. Bir dakika etkisi var mı? Adam yoksa haklı mı? Hayır. Ha tamam o zaman. Adamın günahını aldım. Ya şöyle. Kimin günahını alırsa kalın. UFO'suna bağlı. UFO'su, işte bardağı, ne bileyim mikrofonu. Şey var ya, Eşofmanlı Hoca vardı. Gırgır. Hani biz bunu tuvalet pompasıyla anlattık. Hani su bardağıyla anlattık. Onun gibi biraz. Yani sizin bolluğunuzun, bereketinizin bozulacağı varsa, bununla ilgili bir probleminiz varsa, bununla ilgili negatif kayıtlarınız, olumsuz enerjileriniz varsa, evrendeki olumsuz faktörler size hizmet eder. Ama siz bereketinizi artırmaya yönelik, bolluğunuzu artırmaya yönelik, güzelleştirmeye yönelik enerjinizi çalışmalar yaparsanız da evrendeki olumlu faktörler size hizmet edecektir. Bunlar çok isimlere takılmamak lazım yani. Ali olur, Veli olur, uzaylı olur, Jacob olur falan. Hiçbir önemi yok. Ağaç olur, çiçek olur, böcek olur. Pozitif faktörler var, negatif faktörler var. Bunları çekmek de sizin elinizde, itmek de sizin elinizde. Kendinizi korumak da sizin elinizde, dışarıya atmak da sizin elinizde. Peki diyelim ki ne istediğimizi bilmiyoruz.
bunun para kazanmamız üzerinde ya da para tutmamız üzerindeki etkisi ne olur? Şimdi şöyle, para dediğimizde direkt bir para diyerek başlayalım. Çünkü bolluk bereket diyerek başladık. Para dediğimizde bir toplumca bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Şimdi mesela toplumun durumundan, işte ülkenin durumundan örnek vererek bir giriş yaptınız az önce. Bu hafta otururken arkadaşlarımla bir iki dakikalık konuşmayı şöyle sırtımı yaslayıp geriden bir seyrettim. Piyasa çok kötü, ekonomi çok kötü, bu haldeyken bir şey yapılmaz, kıpırdanmaz ama 3-4 kişi sıradan böyle söylüyorlar birbirlerine. Yaslandım, dinliyorum ben de. İşte o yüzden bakın ekonominin canını okuyoruz. Kriz var. Ya tabii ki biz kendi başımıza yapmıyoruz ama milyonlarca insan aynı anda bunu söylediğinde güzel bir şey olmasını bekleyemeyiz. Ya, evet. Bütün danışanlarıma, kendi arkadaşlarıma, eşime, dostuma söylüyorum. Ülkeniz için iyi bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Pozitif düşünelim. Sandığa gitmeden bir gün önce belediye başkanı adaylarından bir tanesi şunu söyledi. Güzel şeyler düşünerek sandığa gidin. Bir siyasetçiden bunu duymak benim çok hoşuma gitti mesela. Güzel şeyler düşünerek. Birisi pozitif düşünceye sevk etti birilerini ki bunu duymak gerçekten çok güzel. Daha çok böyle şeyler söyleyelim istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar, kriz var. İşte her şey çok zamlandı. Bu kadar zamla nasıl başa çıkılacak? Şimdi ya ne yapıyorsunuz dedim. Artık dayanamadım. 1-2 dakika geçti. Dünya kadar negatif inanç enjekte ettiniz birbirinize dedim. Yani şu an ben bile etkilendim dedim, yani kendimle o kadar çalıştığım halde. E ne yapalım Gizem, gerçekler var. Ya tamam, gerçekler var ama gerçek dediğin şey ne, bir de otur bunu sorgula mesela. Evet. Belki bir yanılsamanın içinde yaşıyorsun. Evet. Yani düşüncenin gücüyle pıt diye saniyede bir şeyleri değiştirebildiğine defalarca şahitlik etmişsindir mutlaka. Efendim takipçilerimiz için, düşüncenin gücüyle. Takipçilerimiz için mavi pilimiz ve kırmızı pilimiz var. İstediğinizi alıyorsunuz. Tam bir Matrix ama doğru, aynı fikirdeyim, doğru. Yani ilk çekimimiz bu arada düşüncenin gücü üzerindeydi. Onu tekrar hatırlatıyorum. Lütfen izlemeyenler varsa izlesinler. İyi bir program. Düşüncenizin gücüyle neler neler yapabileceğinizi tahmin dahi edemezsiniz. Hani beyin diye bir organa sahibiz. Gerçekten çok güçlü. Önce ülkemiz için de bir şey yapmak istiyorsak, vatanımız için de, insanlık için de bir şey yapmak istiyorsak kendimizden dönüşmemiz gerekiyor. Ya evet, belli başlı gerçek dediğimiz olumsuzluklar olabilir şu anda ama bunları sürekli konuşarak bunları çoğaltıp bunların frekansını arttırıyoruz. Birileri de güzel bir şeyler söylemeli, güzel bir şeyler yapmalı. E tamam, sen eleştiriyorsun, pozitif anlamda ne yapıyorsun? Kendin için, toplum için, ortam için. Doğru. Cevap yok. Sürekli eleştirsin, negatif enerji yaysın. Tamam, negatifliğe bir de sen katkıda bulundun. Bundan sonra eleştirirsem... yani... Benden duyamazsınız efendim. Ben dersimi aldım vallahi, top sizde. Evet. Tamam, para dedik. O zaman paranın biraz daha enerjisel boyutundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Lidyalıların icat ettiği bir alma verme dengesini sağlamak için kimi zaman demir, kimi zaman kağıt, kimi zaman bu değerli madenler şeklinde önümüze sunulan, bu gerçeklik algısıyla diyelim, bir aparat. Öncesinde ne vardı? İşte nohutu olan nohut veriyordu, pirinci olan onunla pirinç değiştiriyordu, takas usulü vardı vesaire. Bir şekilde evrende, sistemde alma verme dengesi bu şekilde sağlanıyordu. Ardından para icadı oldu. Şimdi biz bu materyale çok takılıyoruz. O sadece bir materyal ve bir araç. Neye araçlık yapıyor? Bizim istediklerimizi elde etmemize, istediklerimizi gerçekleştirmemize, bir materyal satın almamıza ya da istediğimiz bir seyahati gerçekleştirmemize, barınmamıza vesaire. Yani yaşamsal standartlarımızı belli bir ölçüde sürdürmek, istediklerimizi elde etmek için kullandığımız bir araç. Güzel. Bir araç kısmı. Evet. Tamam. Para bir enerji. Yani gördüğünüz o kağıt banknotların ve bozuklukların ardında onun bir enerji olduğunu hep hatırlayın. Ve bütün enerjiler gibi ona ne tür anlamlar, ne tür duygular yüklerseniz karşılığında onu alırsınız. Mesela buruşturulup oralara buralara tıkıştırılan paralar. Çok yanlış. Yani şizofrenik bir tavırla değil, öyle algılanmasın ama paralarınızı severek cüzdanınıza düzgün bir şekilde yerleştirin. Güzel bir cüzdanınız olsun. Mesela onun içine fişler tıkıştırmayın. O fişler borç algısını tetikleyecektir. Yaptığınız harcamaları sizi hatırlatır çünkü. Lütfen paralarınızın ayrıca düzenli olduğu ve onları düzelterek, saygı göstererek, sevgi duyarak yerleştirdiğiniz bir cüzdanınız olsun. Ve yüklediğiniz enerji çok önemli. Evet, herkesin enerjisi var. Siz de ona bir enerji yüklüyorsunuz. Evet, doğru.
Peki Türk insanı bu noktada bu saygıyı neyle kafasında eşleştirebilir? Yani parayı bir şeyle eşleştiriyor olmamız lazım bu kadar saygıyı gösterirken. Bir şeyle eşleştirmekten şöyle düşünebiliriz mesela. Onun size sunulan ya Yaradan tarafından, evren tarafından size sunulan rızık enerjisi, bolluk enerjisi, bereket enerjisi hepsi o para aracılığıyla geliyor. Buna saygı duyabilirsiniz mesela. Sistemde, sistemi bir kazan gibi düşünün. Herkes onu kepçesine ne kadar daldırabilirse, ama sonsuz bir kazan bu. Hani burada insanoğlu kıtlık bilinciyle biraz sanki başkaları alınca ona kalmayacakmış gibi bir izlenime kapılıyor, ama hayır, orada sonsuz bir kazan var. Kim ne kadar böyle büyük kepçeyle daldırmayı biliyorsa, kim ne kadar hak ettiğine, layık olduğuna, izni olduğuna inanıyorsa, parayla ilgili nefretini, korkularını, endişelerini temizlediyse ve ne istediğini biliyorsa hayattan, ben şunun için para istiyorum mesela çok önemlidir. Hani dua ederken işte Allah'ım bana para ver, işte evren para istiyorum. Bu birazcık boş kalan bir şey, altı boş kalıyor. Bir denklem gibi düşünelim evrenle olan iletişimimizi. Her şeyi istediğimiz gibi bir şey istiyoruz mesela. Karşılıklı işte bu çift taraflı bir denklem düşünelim. Bilinmeyenleri minimuma indirmemiz çok önemli. Yani çünkü evren diyor ki net ol, ne istiyorsun? Hani ilişkilerden bahsederken demiştik ya, ruh eşi mesela çağırıyorsunuz. Centilmen olsun deniliyor. Centilmenliğin tanımı herkese göre değişir. Burada da aynı şekilde ne istiyorsun? Yani ne istediğimi bilmiyorum, ne istesem acaba diyen çok fazla insanla karşılaştım. Mesela sen anlattıkça kafamda benim çok netleşiyor. Atıyorum yani şimdi bir sürü paramı kafamda çok netleştirsem, bir anda param olsa. Şimdi hazır Ali Koç başkanımız da Fenerol kampanyasını başlatmışken, şimdi ben çıkartıp 1 milyon lirayı versem güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Doğru tanımlayabildim mi? Hayır. İşte bakın, o yüzden 1 milyon lira yatıramıyoruz. Alabilir miyim? Doğrusu ya, nasıl? Bütün Fenerbahçeliler çok ihtiyacımız var. Herkes dikkatli dinlesin. Ben de Fenerbahçeliyim. Ali Koç'u da seviyoruz bundan. Kendisine tekrar sevgilerimizi iletelim. Türk sporu için güzel şeyler yapmaya çalışıyor öncelikle. Yani sevgi dolu bir yaklaşımla yaklaştığı için ben kendisine bir kişisel gelişimci olarak teşekkür etmek istiyorum. Kucaklayıcı bir tavırla girdi çünkü ortama. Çok fazla kavga gürültü var zaten, ötekileştirme vesaire. Her alanda bunun azalmasını diliyoruz öncelikle. Ardından Barış Bey'in söylediği şeyle ilgili şöyle bir örnek vereceğim. Bir yere bağış yapmak, katkı sağlamak, yardım etmek için bir şey istiyorsunuz. Ama şöyle bir trik var burada. Kendiniz için bir şey istemeniz gerekiyor. Mesela işte çok param olsa işte fakirlere yardım ederdim, çok param olsa şuraya bağış yapardım. Böyle söylüyorsunuz. Ya olursa yapın. Hani evet, yapmalıyız. Hani atıyorum %10'u, enerjimizin %10'unu harcamak gibi. Ama başkaları için bir şey isteyince sistem sana ne diyebiliyor? Ya Fenerbahçe için de mi bu söz konusu yani? O kadar mı net sistem? Bir yaratım yapın, deneyin, sonuçlarını bizle paylaşın o zaman. Tamam efendim, bakın herkes şahit demeyeceğim, bakalım. Yani olmazsa da iyi niyetliyim, yapacak bir şey. Yani istiyoruz ya mesela işte. Ben yaşadığım bir şey anlatayım, somut örneğini mesela. Bir 6-7 ay kadar falan önce oldu. Bir eğitim öğrendim, çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek. Biraz da yüklü bir miktar ödemem gerekiyor, siz yabancı değilsiniz. O sırada dedim ki bu eğitime gitmek istiyorum. Ya evren çözer. Hani sonuçta benden konu çok belli, daha bilgili. Aynen. Az önce bir denklemden bahsediyordum ya. Denklemin benimle ilgili tarafını doldurdum ben. Dedim ki eğitime gideceğim. Bu eğitime gitmeyi çok istiyorum. Bu eğitim kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek. Benim parametrelerim bunlar. Şu anda evet, o eğitimi şu karşılayacak nakdim yok. Borç enerjisiyle de gitmeyi tercih etmiyorum ben bu eğitime. Ya koskoca evren bilgi dolu, hani enerji dolu. O benden daha iyi biliyor sonuç itibariyle. Ben istediğimi söyledim. Denklemin karşı tarafı evrenin sorumluluğunda. Ya sen bir işte hal çaresine bakar mısın? Gerisini asla düşünmedim. Şöyle mi olur, şuradan mı gelir? İşte bir pazarlığa girmedim yani. Çünkü bilemem. Hani benim tahmin dahi edemeyeceğim bir kapı açılır, bir kaynak açılır ve gelir. Ve bunu da sevgiyle kabul ederim. Çünkü ben istemiştim zaten dedim. Denklemin diğer tarafıyla asla ilgilenmedim. Ve birkaç gün sonra hiç alakasız, yıllar önce çalıştığım bir firmadan, yurt dışı odaklı, oradan
tanıtımını yaptığımız ürünlerin aracılık yaptığımız savunma sanayinde bir firmada çalışmıştım yıllar önce. Hı hı. Oradan bana bir mesaj geldi. Hesap numaranız hala aynı mı diye. Evet dedim. Bir baktım oraya para aktarılmış. Sebep? Sebep nedir diye soracağım. Arayacaktım. Sonra açıklamayı fark ettim. Benim yıllar önce orada çalışırken görüştüğüm müşterilerden birisi yüklü bir satın alma yapıyor. Gizem'in burada çok emeği vardı dedikleri aha için bana bir para gönderiyorlar. Alın işte o kadar. Hani aklımdan bile geçmez. Çünkü yıllar olmuş, oradan ayrılmışım, sektörde değilim, bambaşka yerde. Detaylarda yerlerim. Boğulmayın efendim. Evet. Hani bunu ben oturup düşünseydim, ya nereden gelir acaba, işte şuradan gelebilir, kendi işimle ilgili yerlerden gelebilir, şuradan, şundan mı istesem falan. Burada boğulsam hem enerjiyi kirletecektim hem de blokaj yaratacaktım. Yani burada galiba şöyle bir tabir var, biraz sert gelebiliyor kulağa ama haddini aşmak diye. Evet, haddimizi aşmayacağız. Hı hı. Üzerimize geleni yapıyoruz, çalışıyoruz. Yani mevcut işimizle de alakalı. Çalışıyoruz ama beklenti enerjisini tetiklemeden. Üzerine geleni, üzerine düşeni yap, elinden geleni yap. Ardından devret, yap işlet devret gibi biraz sanki. Bu yalnız çok güzel bir rafine bir tanımlama oldu. Yani yap işlet devret. Düşün, işlet evet, kafanda. Aynen. Önce düşün, hisset devret. Yani bir balonu şişirip göndermek gibi düşünün. Aha. Patlayıp mı döner size, renk değiştirip mi döner? Hiç dönmez, bambaşka yerlere gider, yağmur mu yağdırır, hiç bilemezsiniz. O yüzden onun adına düşünmeyin. Kendinizle ilgili tarafını çözdükten, çalıştıktan sonra sisteme devredin gitsin. Süper. Gizemciğim, başka hangi konu başlıklarına dikkat etmeliyiz? Var mı eklemek istediğin şeyler? Parayla ilgili negatif inançlardan aslında konuşabiliriz. Çok önemli değil mi? Toplumca bizim var şimdi çok uzun yıllar. İstemekten bile belki daha önemli çünkü bizim topraklarımızda bu negatif enerji çok yüksek. Evet, kıtlık bilinci kaynaklı. Evet. Özellikle yıllarca savaşlar olması, bu işte karneyle falan ekmek aha yağ satılan dönemler olmuş. Kıtlık bilinci gerçekten çok ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. Yani kişiler parası olsa bile harcamaya korkuyor. İstiyor ki kenarda bir yerde stoklu bir şekilde dursun. Ama evet, para da elektrik gibi düşünün. Depolanabilen bir şey değil. Öyle olmasına rağmen öyle bir şey düşünülmüyor. Evet, yani aslında bir kağıt banknot tutup onu oraya aha bir yere koyuyorsunuz, işte bir stoklamadır, hadi emeklilik yapalım, hadi oraya stoklayalım, hadi evet kenara işte ne bileyim fon olsun vesaire. Evet, insanlar burada kendi bir garantiye alma ihtiyacı duyuyor ama sistemde böyle bir şey tanımlı değil. Yani o zaman sen hani bu teslimiyet ve tevekkül dediğimiz, akışta olmak dediğimiz, evrene bırakmak dediğimiz kuralların, bu evrenin bazı yasalarının dışında kalıyorsun ve akıntının ters yönüne doğru kürek çekmiş oluyorsun bunu yaparak. Evet. Ve bir şeyi tutmaya çalıştığınızda da dediğimiz gibi elektrik depolanan bir enerji değil mesela, anında üretilir ve dağıtılır gitmesi gereken yerlere, aydınlanmaya vesaire. Burada parayı siz tutmaya çalıştıkça da ne oluyor? Gelip bir elinizden alabiliyor mesela. Evet. Para bütün enerjiler gibi dönüştürülmesi gereken bir şey. Sevdiğiniz bir takıyı alırsınız mesela, onu bir ya da bir altına çevirebilirsiniz, değerli bir madene. İhtiyaçlarınızı alırsınız ve şöyle bir şey tavsiye edebilelim. Günlük ritüel olarak ne yapalım derlerse, gelirlerinizi ve giderlerinizi oluşturduğunuz bir liste hazırlayın. Ne geliyor bana? Bu, buradan mı geliyor, buradan mı geliyor? Bilinenler bunlar, bilinmeyenler de gelebilir. Buna da izin verin, izinli olun. Giderlerinizi yazın ardından ve giderlerinizin yanına güzel olumlamalar yapın. Ya bir şey aldınız mesela, öf Allah kahretmesin gene tutamadım kendimi, aldım dediğinizde gerçekten enerjiye zarar vermiş oluyorsunuz. Atıyorum bir kıyafet aldınız. Bunu da, bu kıyafetle kendimi iyi hissediyorum. Motivasyonum için aldım. Pozitif hissetmek için aldım. Hı hı. Oh, çok da yakıştı. Nazik olmak güzel, ne kadar önemli yapın değil mi? Aynen, kendinize de aldığınız objelere dahi güzel bir enerjiyle yaklaşmanız getirisini artıracaktır. Ama o lanet olsun dediğinizde mevcut bereketinizi de kaçırırsınız. Böyle bir tavsiyede bulunabilirim size ritüel olarak. Negatif finanslarla ilgili birkaç örnek verelim. Tabii. Savaşlar dedik, kıtlık bilinci dedik. Parayla ilgili bir de açgözlülük kodlaması var maalesef. Biraz zengine ve zenginliğe karşı düşmanlık var. Bu sosyal da var. Medyada doğru, çok doğru görüyorum. Bu bir doğru, doğru saldırganlık popülasyonu arttı aha biraz son dönemde. Arkadaşlar, zenginlere ve zenginliğe düşman olarak zengin olamayız bir kere. Ay ben zengin olmak istemem zaten. İşte zengin olup da bir iyi insan, bir hayırlı insan olan görmedim ki. Yani nereden? Sen ol, sen ol. Sen yani, zengin ol, sen hayırlı bir insan ol. Bunun sorumluluğunu bile alamıyor. Paranın sorumluluğunu bile alamıyor.
parasını elinden aldı diye parasının yönetimini verdiği insanlar çuvallıyor mesela. Sonra onlarla ters oluyor. Onlarla bir düşmanlık havasına. Zengin kişi paranın, gücün sorumluluğunu bir şekilde almış ve onu kendince hayatına idame ettiriyor. Bunu hak ettiğine inanıyor ve bunu yaşıyor. Yani ona bir düşmanlık besleyerek bir şekilde onu beslersiniz. Bunu da söylemiş olayım. Yani evet, beddua ile bile yaşar insan. Siz burada negatif bir şey bile düşünüyorsanız o kişi hakkında düşünmek sizin enerjinizden de o kişiye gönderecektir. Yani kıskançlık, öfke, kızgınlık, o karşı şey kişiye karşı düşmanlık o kişiye hizmet etmektir. Evet. Bunu da bilin, yapmaya devam etmek ya da etmemek sizin kararınız olsun. Zengin düşmanlığını bir kenara bırakalım. O kişi zengin olabiliyorsa ben de olabilirim gibi düşünebilirsiniz mesela. Zenginliğe düşman olan insanlar varlığın da genellikle her tipine düşman oluyor. Yani genel bir düşmanlık ve saldırganlık problemi olabiliyor ama bu sizin her türlü enerjinizi kötü etkilediği gibi bolluk ve bereket enerjinizi de kötü etkiler. Bir numaralı negatif duygu öfke. Hem sağlığa zarar hem bolluk ve bereket enerjisini çat diye keser. Aa, evet. Süper. Öfkemizi dizginliyoruz. Biz de Allah'tan çok sakin bir milletiz. Çok. Çok acayip. Evet. Öfkenizi sahibinden çıkarın efendim. Başkalarından veya başka durumlardan değil. Kime öfkelendiyseniz bunu güzellikle, belki hani birazcık sinirle ama lütfen o duyguyu dışarıya atın. Dışarıya atılmamış, içeride bastırılmış duygu size de karşı tarafa da çok daha fazla zarar verecektir. Zehirli gaz haline geliyor çünkü bu atmosferde dolaşan öfke duygusu diyeyim. Birbirimiz ve toplumumuz için iyi bir şey yapacaksak bu öfkeyi sevgiye dönüştürmemiz lazım. Evet. Parayla ilgili şu olumsuz inançları örnek göstereceğim. En çok çıkanları not etmiştim. Param olursa insanlar beni sevmez. Ya da sadece param için yanımda olurlar. Gerçek dostluk edinebilmek için o yüzden fakir olmalıyım. İşte gerçekten olgun bir insan olduğumu herkese göstermek için, güçlü bir insan olduğumu herkese göstermek için borçlarla mücadele etmeliyim, işte batık yaşamalıyım gibi kök inançlar çıkabiliyor. Evet. Çok fazla ülkemizde iflas yaşayan firma ve şahıslar var. Bunların temelinde de genelde dibi görmeliyim, öyle çıkmalıyım. Böylelikle İnancı çok var. İyi aydınlanırım inancı çıkıyor. Evet. Kimisi aşk acısıyla dibe vuruyor. Çok yakın bir arkadaşım var. Hı. Aynı bu kafa. Direkt var yani. Hı hı. Gözümün önünden kendisi geçti. Çok yaygın bir inanç zaten bizim toplumda olan bir şey. Bir dibe vurmayla ilgili net bir inanç var. İş anlamında da, özel hayat anlamında da, sağlık anlamında da. Dibe vurup ki en yüzeye ancak bu şekilde çıkabilirim gibi bir inanç yatıyor temelinde. Bunlar modifiye edilebilen şeyler. Başka ne var? Param olsa ne yaparım bilmiyorum. Bunu biraz konuştuk. Ne yapmak istediğinizi bilmelisiniz efendim. Efendim, parayı siz bulun. İletişim numaralarından bize ulaşın. Zor kısmını halledin. Biz size yardımcı olacağız. O en düşünmemeniz gereken Barış kısmı. Bey'in dediğini iptal ediyoruz. Peki. Zor falan değil. Zor değil derim herhalde kesin. Para bana kolaylıkla ve kendiliğinden kolaylıkla gelecek o parayı. Siz arayın. Arayın. Sizin aramanıza gerek yok. Kendiliğinden gelecektir bu blokajları kaldırdığınızda. Para kolaylıkla güzellikle hayır para gelebilir. Ne yapacağını hala bilemeyebilir. Yazık yani, düşünsene. Yazın. Paralarını... Tamam, çok güzel. Defter kalem alın elinize. Hı. Ya da hani çizerek de böyle yaratım yapanlar olabiliyor. Resimler falan çiziyorlar. Hani o da bir farklı yaratım şekli. Hmm, pano oluşturanlar var. Bu paraları sevip uyuyanlar var, faydasını gördükleri oluyor ve yanınızda lütfen para taşıyın, bu bankada bulundurma güvensizliğinden serbest bırakın kendinizi, çalınır bir şey olur diye. O cüzdanda bir para olsun çünkü bir bilinçaltınızın da gözünüzün de görmesi, eliyle tutması lazım. Sürekli bankada olan temas etmediğiniz para da sizde bir yokluk bilinci oluşturuyor. Düğünlerde acaba biz bu yüzden mi para yapıştırıyoruz? Şöyle gözümüzü açıp. Şöyle çat diye yapıştırıyor. Hani bereketli olsun diye mi acaba? Vardır eskilerin bildiği. Eskilerin güzel adetleri var. Evet. Ama eskilerle ilgili kırmamız gereken negatif inançlar da var. Evet. Mesela parayı çok sever o diye bir ortamda bir insandan kötü bir bunu şekilde bahsedilebiliyor. Kesin hiç sevmiyordur zaten. Bunu söyleyen parayı kişi hiç sevmiyordur. Parayı tabii ki sevilmesi gereken bir şey. O bir araç yani. Şu anki sistemde, bu yüzyılda istediklerimizi yapmamız için alma verme dengesini oluşturduğumuz bir araç. Evet, seveceğiz. Parayı sevmek sizi kötü bir insan yapmaz. Para pistir. İşte çok para haramsız olmaz. Para adamı bozar. Para insanı yoldan çıkartır. Bunlar en sık rastladığımız negatif kötü inançlar. Aynı şey parasızlık için de geçerli çünkü.
Yani bunu bir mantığa oturtmaya çalışmak zaten anlamsız. Her bir formun negatif yanları ve pozitif yanları var. Her birine atfedilebilir. Evet Gizemciğim, var mı eklemek istediğim şey? Evet, ben şey? De notlarıma baktım unutmamak için hızlı hızlı. Ritüel önerilerinde de bulunduk. Yine evet. Sizin de sormak istediğiniz bir şey varsa ekleyelim. Vallahi benim için konu net. Biz zaten yayından önce de konuştuk, ben anlattım. Kendimizde bir konumuz var. Yani kendimle ilgili ben o konudan tabii editör moderatör olmanın avantajları efendim. Editör yanınızda oturuyor. Kaydı kapattıktan sonra kendisine sorabiliyorsunuz. Benim öyle bir avantajım var. Ama siz de ne yapabilirsiniz? Efendim siz de sorularınız varsa tabii ki videomuzun altına, hatta lütfen sorunuz. Gizem de kontrol ediyor olacak. Videonun altındaki yorumu. Lütfen buralara sorularınızı sorunuz. Görüşlerinizi paylaşınız. Örneklerinizi paylaşınız bizimle. Bizi de zenginleştirin. Atladığımız merak bir yer var mı? Merak ettiğiniz konuyu da iletebilirsiniz. Evet. Diğer çekilmesini istediğiniz konu başlıkları varsa bunları da yerleştirebilirsiniz. Evet. Diğer videolarımızın altında da bunu yapabilirsiniz diyorum. Gizemciğim sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Ne demek? Her zaman çok değerli bilgiler aldığımızı düşünüyorum. Ülkece de bu konuda oldukça bir büyük bir gelişim atak yapmamız gerekiyor. Evet. Biz bence o noktadayız. Senin gibi düşünen ve fikirlerini, bilgilerini yayınlayan insanlara daha çok ihtiyacımız var. Efendim yeni bir kişisel gelişim programında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.